23 Mayıs 1919. İmparatorluğun başkenti İstanbul, tarihi bir güne tanıklık ediyordu. İstanbullular, dört bir yandan işgal altındaki kentlerinde pes etmeyeceklerini haykırmaya gelmişti Sultanahmet Meydanı'na. Kürsüde ise bir kadın hatip, Halide Edip haykırıyordu. Kardeşlerim, evlatlarım, bir gün gelecektir ki daha büyük bir mahkeme milletleri tabii haklarından mahrum bırakanları mahkum edecektir. Hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz ve kalbimizdeki haklı isyan kuvvetimizdir. Sultanahmet mitingi tarihe geçiyor. Bundan rahatsızlık duyan İtilaf devletlerinin güçleri şehirde pek çok kişiyi tutukluyordu. Halide Edip izleyen günlerde Anadolu'ya geçip milli mücadeleye katılacaktı. En önemlisi herhalde burada bu mücadele ruhunun ateşlenmesi meselesiydi ki bunun da işte Halide Edip başta olmak üzere pek çok vatanseverin İstanbul'un muhtelif yerlerinde, Fatih'te, Sultanahmet'te, Kadıköy'de düzenlemiş oldukları o büyük mitinglerde o milli heyecanın orada yeniden ateşlendiğini ve bütün Türkiye'yi ayağa kaldırdığını söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi, mitingler aynı zamanda o tarihlerde filme alınmış ve hemen akşamında da Avrupa'ya gönderilmiş ve Avrupa'ya, Amerika'ya gönderilmiş ve Türk kamuoyunun ayakta olduğunu, Türkiye'nin işgali kabul etmeyeceğini, Türkiye'nin Türklerin olduğunu ifade eden, gösteren, ispat eden birer vesika olarak, belge olarak dünya kamuoyuna da bu mitingler duyurulmaya çalışılmış. Mitinglerde mesela kadınların da ön plana çıkmaları, Kurtuluş Savaşı'nın bir anlamda o olağanüstü seferberliğinin de ilk işareti olmuştur. Çünkü biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda sadece erkekler değil, kadınlar da olağanüstü bir şekilde mücadeleye katılmışlardır Anadolu'da. Hem İstanbul'da hem Anadolu'da. İstanbul'da işte Halide Edip Hanımlar ve diğer yurtsever kadınların mitinglerdeki konuşmalarının yanında Anadolu'da da İnebolu'dan cephane taşıyan kadınlarımız, hatta birliklerde silah kuşanıp düşman karşısına çıkan, savaşan kadınlarımız vardır biliyorsunuz. Bu dayanışmanın, yani kadın erkek birlikte omuz omuza bir bağımsızlık mücadelesi vermenin ilk işareti İstanbul'daki bu mitinglerde karşımıza çıkar. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuydu. Tarihler 1918'i gösterdiğinde Osmanlı Devleti yenilgiyi ve ardından teslim olmayı kabul etmişti. Çanakkale Boğazı İstanbul'a ve Anadolu'ya uzanan darbelere göğsünü siper edemeyecek, Osmanlı Mondros'taki mütarekeyle teslim alınacaktı. Şimdi Kurtuluş Savaşı sırasında tabii İstanbul iki yönlü bir işlev gördü. Birincisi, biliyorsunuz, saray buradaydı, Osmanlı Sarayı. Osmanlı Padişahı ve Osmanlı Saray Hükümeti İstanbul'daydı ve onlar teslim olmuşlardı. Yani İngiliz emperyalizminin sözünden çıkmama stratejisi izliyorlardı. İngiliz emperyalizminin sözünden çıkmazsak, İngilizlerin bir dediğini iki etmezsek en azından İstanbul'u kurtarabiliriz. Ya da en azından İstanbul'daki iktidarımızın devam etmesini sağlayabiliriz diye düşünüyorlardı. Mondros Teşkesi Anlaşması hükümlerini uygularsak, Paris'te toplanacak olan barış konferansında daha iyi şartlarla bir barış anlaşması imzalayabiliriz diye düşünüyorlar. Yani emperyalizmin merhametine sığınarak kurtulabileceklerine inanıyorlar. Ama bakın, Mustafa Kemal Atatürk, ki o sırada İstanbul'dadır Mustafa Kemal Paşa, henüz Samsun'a çıkmadan önce 6 ay İstanbul'da kaldı, işgal İstanbul'un da biliyorsunuz. Onun şöyle bir düşüncesi var. Emperyalizmin merhametine sığınarak değil, emperyalizme baş kaldırarak kurtulabiliriz diye düşünüyor Mustafa Kemal Paşa. Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde, İtilaf devletlerinin gemileri de peş peşe limana girmişti bile. Haydarpaşa Garı'nda yaveri Cevat Abbas'a
hiçbir yabancının memleketimizi işgal etmesine razı olamayacağımızı, askeri kuvvetle yapılan bir işgalin bir gün bitmek zorunda olduğunu söylüyor ve tarihi cümlesini ekliyordu. Geldikleri gibi giderler. Türk milletinin tarihi içerisindeki en zor yılı 1918 mütareke ve akabinde başlayan işgaller söz konusu. Yüzyıllardır bağımsız bir imparatorluk olarak yaşayan Türkiye işgale maruz kalıyor. Mondros mütarekesine bizim yüklediğimiz anlam aslında savaşa son vermesi, işgallerin son bulması idi. Fakat karşı tarafın, İtilaf devletlerinin ise Mondros mütarekesi ile yeni işgallere imkan, fırsat yaratabilme olarak bakıyordu. Dolayısıyla bu mütarekeden bir barışın çıkması zor gözüküyordu. Yani 18'in sonu itibariyle Türkiye barış beklerken yeni işgallerle karşılaştı. Bu son derece hayal kırıklığına sebebiyet verdi tabiatıyla. 10 yıldır devam eden savaşlar halkta büyük bir yıkıma sebebiyet vermişti haliyle. Büyük kayıplarımız vardı. Ekonomi çökmüştü. Muazzam bir göç hadisesi yaşanıyordu. Anadolu'da bir karmaşa söz konusuydu. İşgallerden kaçanlar iç taraflara çekiliyorlardı. Çete faaliyetleri artmıştı. Onlar bölgelerini terk ediyorlardı. Bu hercümerç halinde siz yeni bir mücadele zemini bulmak ve o mücadeleye devam etmek durumundaysınız. Bu çok şaşırtıcı, hakikaten Türklerin yeniden tarihe dönmesi, yeniden dünyaya dönmesi, Avrupa'ya dönmesi, sahnelere, sahalara dönmesi gibi çeşitli başlıklar atılıyor o tarihlerde Avrupa basınında da. Gerçekten umulmayan, beklenmeyen bir sonuca gidecek. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a taşıyacak umudun ve kurtuluşun vapuru, Bandırma vapurunun kalkış düdüğü duyulduğunda, tarih 16 Mayıs 1919'du. Seyrin adıysa Kuvayi Milliye. Oradaki istihbarat savaşları, inanılmaz bir mücadele var orada. O dönem tamamen işgal altında, Anadolu'ya bağ kesilmiş görülüyor. Telgraf hatları yok. Herhangi bir İstanbul hükümeti tamamen Anadolu'daki Kuvayi Milli Hareketi'nin karşısında. Oysa bir avuç milli mücadeleyi destekleyen insan, vatansever subay İstanbul'da gerçekten tüylerim de diken diken oldu şu anda, ama yani o milli mücadele günlerinde hayatlarını ortaya koyarak Anadolu'yla, Anadolu Ankara hükümetiyle İstanbul'daki kurtuluşu örgütleyen o süreçte müthiş bir bağ kurmuşlar. Ülke yangın yeriydi. Direniş başlamıştı. Bir millet uyanıyordu. Ya istiklal ya ölüm demişti bir halk. Bizim bu işgallere karşı, çünkü Yunanlıların Anadolu'ya çıkması aynı zamanda Mondros mütarekesinin ihlali anlamına geliyordu. Biz de buna karşı harekete geçerek mütareke çerçevesinde ama direnişi organize etme fırsatına ulaşmış olduk. Ve aşağı yukarı 6 ay sonra Nisan 1919'da İstanbul'da da Genelkurmay çevresinde de Mustafa Kemal Paşa'nın anlattığı üzere pek çok toplantılar gerçekleşti ve nihai olarak da 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının karargahının Anadolu'ya geçmesiyle birlikte milli mücadele yeni bir safhaya evrildi. ...16 Mart 1920'de İstanbul'un idaresi resmen işgal kuvvetlerine geçmişti artık. Şehirde Mustafa Kemal'in bile ayrılabilmek için vize almak zorunda kaldığı zor yıllar başlamıştı. Osmanlı'nın payitahtı milli mücadele yıllarını düşman işgali altında geçiriyordu. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'dan bir yere gitmek vizeyle mümkündü. İstanbul'a girmek vizeyle mümkündü.
Çünkü işgal altındaydı bu toprak. İstanbul'u bölge bölge kontrol altına almış işgal kuvvetleri. Ya bir taraf İngiliz kontrolünde, bir taraf İtalyan kontrolünde, bir taraf Fransız kontrolünde. Bu şekilde kontrol etmiş durumdalar. Ayrı bir devlet haline getiriliyor. Bir Boğazlar Devleti diye bir projeleri var. Bakın Sevr Anlaşması'nda bu açıkça ifade edilmiş. Yani İstanbul uluslararası bir bölge haline getirilecek, parlamentosu olacak, ordusu olacak, polis gücü olacak, yargısı olacak. Düşünebiliyor musunuz? Ayrı bir devlet haline, bir İstanbul devleti haline getirilmiş bölge. Ne var ki ya istiklal ya ölüm denmişti bir kere. 23 Nisan 1920'de Millet Meclisi'nin kurulması tüm işgallere yanıt olacak, direniş dirilişe dönüşecek. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya intikaliyle beraber yeni bir safhaya evrilen milli mücadele hızla örgütlenmesini tamamladı ve karşımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çıktı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması demek aslında iktidarın süreç içerisinde İstanbul'dan Anadolu'ya intikali anlamını taşıyordu ve bu zamanla gerçekleşti. 9 Eylül 1922'de Konak Meydanı'nda bir kentin kurtuluş şölenini kutluyordu İzmirliler. Bakın çok önemli bir şey. Genelde gözden kaçar bu. 9 Eylül 1922'de İzmir'i kurtardık. 18 Eylül'de Batı Anadolu'da Yunan askeri kalmadı. Batı Anadolu'yu düşmandan temizledik ya da Anadolu'yu düşmandan temizledik. Peki Boğazlar, İstanbul ve Trakya'da durum nedir? Bakın buralar işgal altındadır hala. Yani Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra da İstanbul'da işgal devam ediyor. İngiliz, Fransız, İtalyan işgali devam ediyor İstanbul'da. Osmanlı'nın Sultanı Vahdettin aynı yılın sonbaharında da bir İngiliz zırhlısına binip İstanbul'u ve ülkeyi terk ediyordu. ...1923 yılının ilk günleri, başkumandanlık meydan savaşını zaferle bitiren Mustafa Kemal, çıktığı ilk yurt gezisinde Cumhuriyet'in kuruluşunu işaret edecek, ardından milli mücadelenin ilk anlaşmaları zaferlerin beraberinde gelecekti. Moskova, Ankara, Mudanya ve İstanbul'un geleceğinin belirlendiği Lozan Antlaşması. Lozan barış süreci sanıldığı kadar kolay geçmedi. Yani bu bir diplomatik savaştı ve gerçekten orada kıran kırana nasıl cephede mücadele ediliyorsa Lozan'da da her gün, her sabah, her müzakerede kelimeler üzerinden, cümleler üzerinden bir savaş yürütüldü. Ve bu netice itibariyle de kesilme pahasına, ki bu da oldu, zaman zaman büyük tehditler, büyük askeri tehdit, siyasi tehdit, ekonomik tehditlerin hepsi masaya sürüldü. Ve nihai olarak da 24 Temmuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti bugünkü hudutlarına aşağı yukarı kavuşmuş oldu. Biz tabii şunu da Lozan için söylemek lazım. Yani biz Lozan'da kurulan bir devlet değiliz. Devletimiz vardı. Sınırlarımızı biz süngülerimizin sayesinde kazandık. Gücümüzle kazandık. Bize Lozan'da bahşedilen herhangi bir şey olmadı bu anlamda. İstanbul komutanı Selahaddin Adil Paşa ile şehirdeki İtilaf Devletleri komutanları arasında yapılan görüşmelerden sonra İstanbul'un boşaltılmasına dair hazırlıklar başlamıştı şimdi. 4 Ekim 1923. Başta işgalciler, tüm dünya yeni Türkiye Devleti'ni selamlayarak şehirden ayrılıyorlardı. İngiliz orduları Lozan hükmüne uygun olarak İstanbul'u boşalttılar. Ve artık İstanbul'da düşman askeri kalmadı. Mustafa Kemal'in 13 Kasım 1918'de söylediği gibi, İstanbul'a gelirken söylediği gibi, geldikleri gibi giderler. Evet, geldikleri gibi gittiler. Türk bayrağını selamlayarak gittiler. 6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kol Ordu'nun İstanbul'a girmesiyle
İstanbul işgali de resmen sonlanacaktı. İstanbul halkının 4 yıl 10 ay 23 gün boyunca çektiği acı ve sıkıntıların sonu gelmişti. Bir bayramdı yaşanan, sevinç gözyaşlarıyla, çiçek yağmurlarıyla Kuvayi Milliye grupları İstanbul'a giriyordu. 6 Ekim'e geldiğimizde ise aslında işgal kuvvetleri 4 Ekim günü İstanbul'u terk ettiler. Kuvvetler birbiriyle hani karşılaşmasın diye önce çekilme sağlandı İstanbul'dan. Akabinde 6 Ekim itibariyle Türk kuvvetleri karayoluyla İstanbul'a intikal ettiler. Önce Haydarpaşa'ya gelindi. Haydarpaşa'dan Sarayburnu'na gemilerle intikal edildi. Ve o bizim hatırladığımız fotoğraf Sarayburnu'ndan Taksim'e doğru yürüyüşü gerçekleştirirken Galata Köprüsü'nden nizami bir şekilde geçerek gidildi. Yani o İstanbul'un kurtuluşu fotoğraflarında gördüğümüz yürüyüş aslında Sarayburnu'ndan Taksim'e yürüyen Türk ordusunun yürüyüş koludur. ...28 Ekim 1923 geldiğinde geleceğin Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal kürsüdeydi. Arkadaşlar, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ertesi gün havai fişekler Ankara'dan tüm yurda ışıl ışıl bir geleceği müjdeliyordu. Cumhuriyet müjdesi. Yüzyılların başkenti, işgalin yorgun ve bitkin kenti İstanbul, Selimiye kışlasından 101 pare top atışıyla Cumhuriyeti kutluyordu şimdi. Tüm halkıyla, caddeleri ve sokaklarıyla, Selimiye kışlasının yanı başındaki 5 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayan Haydarpaşa Garı ise Gazi'nin 5 yıl önceki sözlerini hatırlatır gibiydi. Geldikleri gibi gitmişlerdi. Kurtuluş ve kuruluş zamanıydı. Van'da büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.